Harika bir pazar sabahından herkese selamlar. Bu sabah yağmurla uyandık ama şu an şiddetli bir rüzgar devam ediyor. Aşağıya markete inim sadece yumuşatıcı almak için ama iki poşet doldurdum bir şeyler. Eve geldim sayılır. Ben gidip gelene kadar harika bir pazar sofrası kurulmuş bile. Anneciğim, ne yapıyorsun? Keyif. Kolay gelsin Halit Beyciğim. Teşekkürler. Yumurtalarımız bile, hazır olmuş ben gidip gelene kadar. Sen gittin. Kahvaltını koyayım herhalde ben sana gelene kadar. Teşekkür ederim. Sen de tam zamanında geldin ama çay demlendi. Yani yarım saate gittim geldim herhalde. Yumurtayı en sona bıraktık yani soğumasın diye. Sen de tam yumurtayı kırdın hemen tabii ya şey dedin içeriye. Zamanlama süper, bravo. Kızlara süt almıştım. Kahvaltı için onları vereyim. Hanım kızlar oturmuş bile. Hadi Çiğdem abla gel. Herkese selamlar. Evet, herkese tekrardan selamlar. Kahvaltımızı yaptık. Hızlıca bulaşığımı topladım. Mehmet uyandı. Onunla ilgilendim o arada. Şimdi poşetlerimi yeni boşaltacağım. Anne, Azra kahvaltı yapmamaktan açlıktan ölecekmiş. Beni beklerken Nisanur açlıktan ölecekmiş neredeyse. Azra. Bir yumuşatıcı almaya girdim. Dediğim gibi iki poşetle çıktım. Sen ödevine devam edebilir misin anneciğim? Buraya masa koydum Nisanur'un ödev yapabilmesi için. Şu an onu rahatsız ediyorum biraz ama dikkatini veremiyor olabilir. Hemen poşetlerimi boşaltıp ödevimizin başına geçeceğiz. Bizim oda çocuklarla beraber kullanıyoruz bizim oda dediğim. Ranza var, bizim yatağımız var, dolabımız var. Nisanur'a ödev alanı orada yoktu. Sofrada yapıyorduk beraberce ama artık buraya bir masa koydum. Dikkati dağılmasın, ödevine versin kafasını diye. Burada şimdi ödev yapıyor oda. Küçük hanımzade. Anne. Efendim. Bu yumuşatıcı mormuş. Evet, mor. Bunun kokusu hoşuma gitti. Bunu aldım bu seferlik. Anne ne kokulu o? Gizemli lotus kokuluymuş. Evet. Ben Nisanur'un da bebekliğinden beri Roximatik kullanıyorum. Ambalajı değişmiş ama yine Mehmet için de bunu kullanıyorum. Tüllerinizi de bununla yıkayabilirsiniz. Gerçekten kokusu çok hoş ve yumuşacık yapıyor. Yumuşatıcı koymanıza bile gerek yok. Dalan Roximatik diye geçiyordu. Ambalajı değişmiş. Granülmatik. Romira mı? Doğal matik, toz sabun. Bahar çiçek kokulu. Lavantalısı da var. Beyaz sabun kokulusu da var. Lavanta. Evet, müsaade eder misin? Aldığım şeyleri paylaşmak istiyorum. Aynı yumuşa benziyor. Bu ara kepeğimiz çoğaldı. Kepek? Şampuanı değiştirmek istedim. Normalde farmasinin ürünlerini kullanıyorum ama kepeğimiz çoğaldı. Saçımızın ne denir ona şaşırtmak gerekiyor sanırım. Farmasi tarihi müsaade yazar. Eder misin? Lütfen. Farmasi tarihi evet, yazıyor? Öyle şarkı yapmışlar. Destanında farmasi hep teşekkür ederim. Kepek hem Salih'te de bende de kepek oluşmaya başladı. O yüzden Blendax aldım. Anne, efendim. Çıkışım vardı. Bak size de bunu aldım. Ne? Dalin bebekliğimin kokusu. Evet, kolonyasını aldım. Bakabilir miyim? Gel Uma. Ama daha şu an çıkışım var. Çocukluğum geldi aklıma. Ben sudan çok kaçardım. Annemler zor yıkardı beni. Onu hatırlıyorum. Anne batayım. Getir elini kolonya. Anne batayım. Ve bu koku gerçekten hala aklımda. Oh.
Koku gözümü hatırlıyorum. Yapmış. Evet, biraz fazla sıktım. Ben bol seviyorum. Getir eline sıkalım anneciğim. Hı, böyle yap. Kolonya bu. Evet. Kolonya. Balin kok kolonya mı? Annemle babam anne, zor yıkardı beni. Leğende yıkanırdık önceden. Sobanın yani başında. Ama sonra alıştım tabii. Bizim kızlar çok şükür öyle değiller. Anne, bunu aldım bir de. Anne elini çırptı bir minapıyı. Evet. Elini yapıyor. Anne balin çok güzelmiş. Kurabiye. Anne. Hakmar'a gittim. Bizim bu aşağıda Hakmar var. Kurabiyeleri de gerçekten çok taze oluyor. Bu kurabiyelerin ikisini ben daha çok seviyorum. Evet. Bir tuzlu kurabiye aldım. Bir de bu kurabiyesi aldım. Kahvenin anne, yanına birer anne, tane yeriz diye. Anne bunu yardım ediyorum. Teşekkür anne, bu ederim. Bunu da Mehmet için. Evet. Islak mendil aldım. Slipinini aldım orada. Başka bir şey üçlü yok. Üçlü paket. Son bir tane kahve var. Nescafe. Evet. Kahvemiz bitmişti. Nescafe klasik aldık bu sefer. Başka bir şey yok. Ama başka bir şey var mı? Var tabii. Baksana. Bir de sebze aldım eve. Aa, en sevdiğim karnıyarık. Karnıyarık değil. Neydi bu? Karnıyarık. Karnabahar. Anne karnabahar. Karnabahar. Leyle. Karıştırdım. Hadi ver sen bana. Karnabahar aldım. Adet anne bu ne ya? Işte. Çok merak ettim. Bunun adı. Bu da lahana. Ama toplu lahana. Brüksel lahana aldım. Bunlar adet satılıyordu. Birer adet aldım. Hem çeşit olsun, farklılık olsun. Efendim. Nisa Nur da Tarih de çok seviyor. Biber dolması aldım. Bunu dolduracağız. Evet, bir de en sevdiğimiz meyve tabii ki muz. Kızlara da buz aldım. Ben daha çok çileği ve kirazı seviyorum. Evet, şu an ama mevsimi olmadığı için çilek ve kiraz yok. Evet. Oh, ama mandalina var çok şükür. Mandalinayı yazıyorum. Evet. Hem yürüyüş yapayım dedim. Sabah çıktım. Dönüşte de markete uğradım. Ve eksiklerimiz vardı. Eksikler zaten hiç bitmez ki anam bacım, hiç bitmez. Aldım, geldim. Kahvaltı hazırdı çok şükür. Salih de sabahtan evdeydi. Anne, şimdi gitti. Anne. Böyle bir kahvaltı şey yapmış olduk beraber. Gel pijama. Hoppacık. Evet, söyleyebilirsin şimdi. Ablam daha şey yapıyor. Evet. Ben daha otura gitmiyorum. Evet. Büyüyünce otura gideceğim. Evet. Bir sene sonra. Evet. 4 yaşında. İndirebilirsin. Bitti mi söyleyecekler? Tamam. Hümacım da bana gün içinde yardımcı oluyor. Benim canım kızlarım. Nisa Nur okulda olunca bana çok yardım ediyor. Yani Nisa Nur da okuldan gelince bana çok yardımcı oluyor. Keşke hiç tatil olmasaydı. Hep okul olsaydı. Evet, Nisa Nur okulu çok seviyor. Arkadaşlarını, öğretmenini vakit geçirmeyi. Bir de nefisleydi. Evet. Birazdan da Çilem ablamla beraber kahve içeriz. Günümün çoğu mutfakta geçiyor. O yüzden çekimlerimizin çoğu mutfakta oluyor. Mutfakta olmamdan şikayetçi olanlar varsa tuşlar elinde atlayabilirler. İzlemek istemeyebilirler. Anne, hep mutfağa... anne ben mutfaklıymışım. Hep mutfağa çekiyormuşum. Bir de çocuklarımın sesinden rahatsız olanlar varmış. Kulağınızı kapatabilirsiniz. Sesi kapatabilirsiniz. Dediğim gibi anne, tuşa basıp değiştirebilirsiniz. Bunlar benim meleklerim, bunlar benim bebeklerim. Nasıl? Ben bunlarla vakit geçiriyorum. Anne, anne. Tamam. Dilimliyim öyle. Verecek. Ya bu çocukların tuşu yok ki kapatayım. Eğer rahatsız oluyorsanız sesten siz tuşunuza basıp telefonunuzun ekranınızı kapatabilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. Sanki bizim göz tuşumuz var. Değil mi? Anne bunu da üstleniyor. Dostlar. Balin. Hoppa. Anne ya keşke. Oo çok ağır. Anne keşke bunun sabununu alsaydın. Evet, ben aldıklarımı yerleştireyim. Çamaşırlarım vardı açılacak. Onları atayım makineye. Harika evet, bir rüzgar var. Arabayı kurusunlar çabucak. Araba ben yapıyor. Evet. Hem de bugün banyo günümüz. Sıradan banyoya gireceğiz. Evet, yarın haftaya harika bir şekilde başlayalım. Temiz temizmiş evet, gibi. Evet. Başlayalım. Evet, okul başlayacak. Yarın sabah okul tempolu bir haftaya başlayacağız. Bu hafta anne, da çok hareketli geçti yarın benim için. Saat yani akşam bugün 10'da yatmalıyım. Evet, saat 10'da yatağa girmeliyiz ki sabah erkenden kalkabilelim. Evet. Çünkü okulun
10'da kalkma saati yani. Evet. Anne bana daha bir şey söylemeye çalışıyorum. Sen şu tabureye çık, ben seni kaldıramıyorum artık, büyümüşsün ya. Anne ya nerede? Ayakta yapmak zorundayım. Arkadaşlar. Anne. Efendim söyle, hadi söyleyeceğini. Alacaklarımı yerleştireceğim. Arkadaşlar annem bize bu çalmış. Batır. Bu varmış. Ve bu. Tamam Mümaycığım. Bunu da senin dur. Bunu da almış. Teşekkür ederiz gösterdiğin için. Anne. Evet. Geçen hafta da benim için hareketli geçti. Anneannem gelmiş annemlere. Köyden geleli 2 hafta oldu. Dayımlardaydı. Kardeşim gitti aldı onu. Annemlere geldi. Onu ziyarete gittim. Hafta içi doktor randevumuz vardı Nisanur'la. Oraya gittim. Koştur koştur geçti yani bu hafta da benim için. Yine önümüzdeki haftada. Her günümüz öyle aslında. Yani yemekler, çamaşır, bulaşık. Her şey. Ev işleri, çocuklar. Her şey beni bekliyor. Sağ olsun Çiğdem ablam da elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor tabii ki. Ama işte günler hızlı geçiyor. Bir de kış geldi. Hava hemencecik kararıyor. Ama sonbahar. Evet, sonbahardayız. Harika bir mevsimdeyiz. Ben sonbaharı çok seviyorum. Rengarenk yapraklar. Turuncu, sarı, yeşil. Her ton yaprak var bu mevsimde. Günler çabucak geçiyor dediğim gibi. Şimdi de yemeklerimi yapmaya başlayayım. Bir yandan Nisanur'un da ödeviyle ilgileneyim ki akşam olmadan hemencecik bitirelim. Okumalar, dikteler. Yine yarın sınav olacaklar çünkü zor bir seneyi atlatıyoruz. Ama iyi ki yüz yüze eğitim var. Yoksa benim için gerçekten evde böyle canlı dersler daha zor olurdu. 10 gün evdeydik. Sınıfımız kapanmıştı. O dönemde bile gerçekten çok zorlanmıştım. Çünkü Mehmet uyanıyor. Onun canlı derse katılmasını sağlamak için yanında olmam gerekiyor. Adapte olması gerekiyor. Mehmet kucağımda. Nisanur yanımda. Öyle zor oluyordu. İyi ki yüz yüze eğitime devam edebiliyorlar. İnşallah bu hastalıktan da bir an önce kurtuluruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın diyorum. Güzel yorumlarınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.